Barış Alper Yılmaz'dan bir ayrılık bekliyor musun? Ben Londra'da olması. Ben bekliyorum. İngiliz ve Premier League'e olduğu konuşuluyor. Lig bittikten sonra menajer Orada İngiltere terörü, kaynaklı olarak Liverpool adını çok telaffuz sevgili edenler. Sevgili Kerem, var. lig bitti. Galatasaray yönetimi futbolcunun yakınları tarafından aldığımda Avrupa Şampiyonası'na giderken Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Manchester ve Tottenham takımlarının 25 milyon euro'luk bir teklif yaptığını Galatasaray yönetimi burada beklemeye geçip Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu teklifi yükseltmek düşüncesi olduğunu. Yoksa bu transfer daha önce olabilirdi. Ben Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'de forma giyeceğini düşünüyorum. Kendisinin de böyle çok net bir isteği var. Ee, o zaman 25 milyon euroydu rakam. Avrupa Şampiyonası'ndaki o oynadığı futbol her ne kadar gol asist yapmamış olsa diye eleştirilmiş olsa da oyun mantığı, fiziki gücü, oynadığı maç sayısı 70'lerde 70 hatta oldu. Bir maç daha oynasaydı. Türkiye'de Yıldıray Başdürk'ün rekorunu kıracaktı. 71'miş çünkü Baş Başdürk'ün o bir sezondaki maç sayısı. Şimdi onlar Bayer Leverkusen'da Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Evet o sezon 71 yani bu, bu rekor kırılır mı kolay olmaz. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu e, Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı da o 25'in biraz daha üzerine çıkacaktır. 30 mu olur 35 mi olur? 30-35'i beğenmeyenler var yalnız. Bakıyorum şimdi sosyal medyada 30 az 35 az diyenler var. Burada bir %20'lik eski kulübünün payı var. Çünkü çok e, düşük bir meblağda Barış Alper transfer edilmişti satılan rakamdan %20 olsa 30 olsa 6 milyon civarı bir para gider Eski kulübüne. Hayal ediyor musun Barış Alper'i Premier Lig'de? Olabilir mi? Yani ya ne bana dersin? böyle Bundesliga daha uygun gibi geliyor Barış Alper için. Yüzde ee, %100 katılıyorum. Mesela <laughs> Nuri Hoca'nın da bir isteği var diye biliyorum Dortmund'un. Ya işte. Bak mesela Dortmund'da ben de çok yakın ama bazı futbolcular var o Premier Lig her hayal ediyor yani. yani çok oraya bak. oturtamadım ben. Kerem bilmiyorum sen oturtabildin mi Premier Lig? Takım... Olabilir ama seviyeyle ilgili düşünmek lazım. Mesela üç takımdan ben hangisi? Ben şu an Liverpool seviyesine oturtamıyorum. Manchester, Tottenham. Manchester'dan kasıt United mı? City desek, City biraz... Tamam, City mümkün değil. United. Yani United'da Anthony'ye Anthony 90 milyon euro verilen yerde Barış Alper haydi haydi oynar. Ben Bundesliga'ya daha uygun olacağını düşünüyorum sevgili Barış Alper'in. Bence milli takım performansı da kötü değildi ayrıca. Kötü değildi mi? Gayet çok iyiydi. Yok eleştirenler oldu da o yüzden tabii, söylüyorum. Tabii canım ona kızıyorum yani. Ben de ona <laughs> yani, kızıyorum. yani... Ha, oyunu oyunu ne olarak okuyoruz biz? Ona bakmak lazım yani. Bir oyuncu sahada daha ne yapabilir mesela? daha üstünü verebilirim elbette verebilirim. Skor katkısı verebilirdi. tamam bir olmadı bu. Ama yani sonuçta santraforsuz oynadık ki biz. Evet. <laughs> ya yani 4-6-0 oynadık ya. E dolayısıyla orada Enes'in sakatlığı bize büyük bir darbe vurdu ki ben hani o konuya da fırsat geldi değineyim. Ya bizim milli takımın çok acil bir santrafor ihtiyacı var. Buna herhalde kimse değinmek istemiyor yani. Böyle mi oynayacağız biz? Belki Enes olsaydı ya bu aşamaları daha rahat geçebilirdik. Daha da ileriye gidebilirdik. Santraforus'u oynayan tek milli takım biz değiliz ki. Ama bizim oyun sistemimiz içerisinde şu an için net bir Santraforu Bizim oyun sistemimiz Montella'dan önce var mıydı? Yani ee, bizim oyun sistemimiz ben 97'den beri takip ediyorum. Milli takım bir oyun hırs, sistemi azim, olduğunu gaz, ben ilk defa gördüm. Hırs azim gazla gidiyoruz. Ben Montella'nın oyun sistemine kötü demiyorum. Ama bizim net bir santrafora ihtiyacımız, bir pivot hı hı. özellikle pivot özellikler taşıyan bu takıma uygun. Çünkü bu takım çok iyi bir jenerasyon yakaladık ve buna uygun çok iyi bir pivot santrafora ihtiyacımız var. Yani alan yaratacak, alan açacak, hava hakimiyeti iyi. Bunun yanında işte az önce bahsettiğimiz Ceko'nun temel özelliklerinden biri bağlantı oyunlarını iyi yapabilecek. O boşlukları... Bu söylediğin özelliklerin birçoğunu barındıran bir oyuncumuz var. Kim? Camuz'un. Ee, Can Uzun. Tamam ben diyecektim. Kendisini bu sene Frankfurt'ta çıkarttı. izleyeceğiz. Ee, Turnuva geliştikçe ve hocanın oynattığı oyunu görünce Can'ın kadro dışı kalmasının hakikaten çok büyük bir saçmalık olduğuna giderek ikna oldum. Çünkü net bir center for olmadan o bağlantıları kurmak, Arda Güler'i mesela kullandığı şekil ve pozisyon itibariyle Can uzun zaten o oyunu yeryüzünde o en iyi oynayabilecek Türk oyuncu şu anda. Seninle falan e, salırım her zaman. Net söylüyorum, oyuncu muhteşem bir oyuncu zaman içinde herkes görecek ama kadro tercihleriyle alakalı hocanın üstünde öyle bir baskı yok, oldu ki yok şimdi Hamit Altın top gitti artık yani. yani. çok büyük bir baskı oldu. gittiği için o da bundan istediği sonra, bazı oyuncuları ben alamamış tabi, olabilir. Ben evet, Hamit ee, Altın top gittiği için bundan sonra artık Montella yani eğer yeni yönetim... Bu arada baskıdan kastım benim kamuoyu baskısı da bak, onu da katarak Ben söylüyorum. ben ona çok dikkat edeceğini düşünmüyorum. Bence Hamit'in kamuoyu baskısı üzerinde bir baskısı vardı Montelli'nin. Olabilir, pek çok baskı oldu kesin. Ben yüzde yüz e, katılıyorum. Sen can Canuz'un e. daha milli takımı tercih ettiği zaman söylemiştin bunu hatırlayalım milli formayı. Hayır, ben zaman. Kerem ben, seni referans aldım yani. Milli Sıkıntı formayı seçtiği Dikkat için dikkatle takip edeceğim. Milli formayı seçtiği için ben zaten çok e, bambaşka bir seviye benim gözümde oluştu. En son öyle böyle Nuri Şahin çünkü Hı. Alman milli takımından Türk milli takımını seçmişti ve o çocuk. Bili takım kadrosundan o genç kardeşimiz çıkarıldı. Çıkarıldıktan sonra da çok kibar, naif bir açıklama yaptı. Ya yani o formayı giymek için can atan bir kişiyi çıkarıyorsunuz. Potansiyel olarak orada olanlar kadar da tecrübesi orada olabilecek oyunculardan Bak, bir tanesiydi. Bak ben bazı oyuncuların bunları yaşamasından yanayım. Çok büyük bir tecrübe. Buradan güçlü çıkmak Tabii. önemli. Bak bazen bunu ya genç olmasına bakmadan yaşamalı bence. Ee, bakalım. Hamit Top konusunda da yüzde yüz katılıyorum. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı var sözü her zaman kulaklarımda. Şimdi Benim bununla, Türk futboluna ihtiyacım yok, Türk futbolunun bana, bana ihtiyacı, ihtiyacı var. var. Yani o zaman, bundan ben sonra, bu kadar aşağılandığım başka bir cümle hatırlamıyorum. Sonra, bundan bu arada sonra, bir anda döndük milli takımın altın Koptuk <laughs> ama tamam. çıkalım. Bu konuları daha sonra, uzun sonra. Ben Barış Alper'in bir transfer yapacağını e, düşünüyorum. Alper. Buna Kerem Aktürkoğlu'nu da ekleyebiliriz. Hı. Yani Kerem de yapabilir bu transferi ama Mesela Kerem'in henüz daha e, oyunun akıl kısmında temel eksikleri var sevgili Kerem Adaşının. Yani e, onları biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Yani milli takımda da oynarken özellikle ya kötü de oynamadı demiyor demiyorum ama yani çok böyle hani anlık saliselik şeyler vardır ya böyle bir oyun oyuncunun oyun görüşü olacak. Oyun Aceleci. çevre kontrolü olacak. Yani pası verse golü atacağız. Kaleye vurdu. Ya pası verse golü atacağız. İşte bu tamam, tip tercih hataları olabiliyor Ama işte bu tercih hata... bunlar. Bu tercih hatalarını çok sık yapıyor ha. Kerem. Buradan kurtulması lazım. Ki, ki... Ee, ama onun dışında Barış Alper daha üst seviye tabii ki. Kerem'le ilgili iki cümle ben de söyleyeyim. Tabii Kerem ki. eğer takımda kalırsa Uğurcan Çakır'a benzetebilirim. Kerem geçen sene bir veda yaptı. İngilizce, Türkçe işte bir veda gibi bir veda mesajı yayınladı. Bu sezon da mesela şampiyonluktan sonra ayrılacağının çok net sinyalini verdi ki büyük ihtimalle ayrılacak dedik herkes. Hatta Arabistan'dan da teklif aldı. Fransa, Almanya teklifleri var. Ailesiyle beraber yaptığı planlamada ailesinin Arabistan'a gitmesini isteyen, istediği öne sürüldü. Kendisi İspanya'da devam etmek istediğini düşünmüştü. Şu anda bu transfer meseleleri tabii ki durmuş vaziyette ama tamamen kapanmış vaziyette değil. Hakim için geçen sene formda bir Hakim Ziyeç formayı aldı. şu anki Hakim için sezon başı kampıyla baktığımız zaman çok daha formda olduğunu Kerem ikinci kampa gelecek. Orta kalırsa ciddi bir rekabet olur. Ama aklı yurt dışında olan bir futbolcudan da kaldığı zaman çok fazla randım alamazsınız.